Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Adverbien mit dem Präfix irgend. Yani zarfları görüyor olacağız arkadaşlar. Bu zarfları ön takı irgend ile inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, irgend ön takısına baktığımızda zarfları irgend'den hemen sonra getiriyoruz. Zarflardan kasıt nedir? Wo, woher? Yani kısaca ve sorularını kastettiğimde arkadaşlar, herhangi, aslında bakıldığında irgend herhangi anlamına geliyor. Ancak irgend tek başına kullanılmıyor. Mutlaka ilgili zarfla kullanılması gerekiyor. Neyi kastettiğimi şimdi daha yakından anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle ki, ben söz gelimi herhangi bir yer diyecek olursam irgendwo demiş oluyorum. Demek ki irgendwo herhangi bir yer anlamına geliyor arkadaşlar. Wo neydi? Nerede demekti. Dolayısıyla irgend herhangi bir yer anlamında irgendwo olarak ne yapmış oluyorum? Irgend'i ön takı gibi wo'nun önüne getirmiş oluyorum, öyle değil mi? Aynı şekilde wie ne demekti arkadaşlar? Nasıl demekti? Herhangi bir şekilde, tabi Türkçe'de birebir karşılığı yok irgend wie, değil mi? Herhangi bir şekilde anlamına gelmiş oluyor. Ancak wie'nin ne anlama geldiğini biliyoruz. Nasıl demekti? Dolayısıyla irgend wie denildiğinde Türkçe karşılığı her nasılsa gibi bir anlam çıkmış oluyor. Bunları zaten cümleler içerisinde gördüğümüzde daha anlamlı bir şekilde bunlar pekiştiriliyor olacak. Bir sonraki kelimeye bakalım arkadaşlar. Wohin neydi? Bir yer değil mi? Bir yere doğru, nereye doğru derken değil mi? Wohin sorusunu soruyorduk. Dolayısıyla nereye diye soracak olursak ya da bunun cevabı daha doğrusu soru değildi arkadaşlar. Cevap olarak verecek olursak, herhangi bir yere diyecek olursak irgendwohin demiş oluyoruz. Aynı şekilde wem'e baktığımızda neydi? Kime demekti? Her kimse anlamına gelen irgend wem cevabını vermiş oluruz. Bakın, bunların hepsi irgend şeklinde karşımıza çıktığından bunları ünlem cümlelerinde kullanıyoruz ya da noktalı olağan cümlelerde kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları soru cümlelerinde kullanmıyoruz. Demek ki irgend wem herhangi birine anlamına gelmiş oluyor. Veya neydi? Kim demekti? Irgend veya her kim ki gibi bir anlam çıkmış oluyor. Irgend was, was ne demekti? Irgend was herhangi bir şey anlamına gelmiş oluyor. Wann neydi arkadaşlar? Ne zaman anlamında kullanılıyordu? Irgend wann herhangi bir zaman için kullanılan, irgend wann demek ki herhangi bir zaman anlamındaymış. Irgend wen, wen neydi arkadaşlar? Kimi anlamında kullanılan yapıydı, öyle değil mi? Irgend wen, her kim ki gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bunları ayrıntılı şekilde cümleler içerisinde kullandığımızda anlamlarını daha iyi bir anlıyor olacağız. Dilerseniz örnek cümlelerimizi bir inceleyelim. İlk örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Soru cümlesiyle başlayan bir örnek değil mi bu? Wer ist gekommen? Evet, bu soru cümlesi ne diyor arkadaşlar? Kim geldi değil mi? Perfect zamanda olduğunu söylemeye gerek yok herhalde değil mi? Ist gekommen değil mi? Kommen'in ne haliydi? Perfect haliydi. Kim geldi derken wer ist gekommen sorusunu soruyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada kilit kelimemiz veya. Dolayısıyla bu veya zarfına baktığımızda değil mi, soru kelimesi, ne yapacağız? Başına irgend'i getireceğiz. Dolayısıyla cevaba baktığımızda ich weiß nicht, bilmiyorum, herhangi birisi derken irgend veya. Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Irgend başa geliyor ve hemen akabinde soru kelimesi olan, zarfımız olan veya. Dolayısıyla herhangi biri derken irgend veya demiş oluyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar, irgend yapısı zaten diğer örneklere de baktığımızda bunu kavrayacağız. Ne oluyormuş? Normal bir cümlenin içerisinde kullanılıyor. Cümle
soru cümlesi şeklinde karşıma çıkmıyor. Cevap olarak diyor ki herhangi birisi geldi demiş oluyoruz, değil mi? Dolayısıyla tekrarladığımızda wer ist gekommen, kim geldi? Ich weiß nicht, bilmiyorum. Irgendwer, herhangi birisi. Ya birisi geldi ama kimin olduğunu seçemedim. Birisinin geldiğini gördüm ama kim olduğunu bilmiyorum. Irgendwer demiş oluyorum. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnek bize soru cümlesiyle, değil mi? Ne diyor? Was machst du am Wochenende? Bariz bir şekilde ne diyor cümlemiz bize? Hafta sonu ne yapıyorsun, değil mi? Was machst du am Wochenende? Şimdi burada kilit olan ne arkadaşlar? Kelimemiz was. Ne gelecek başına? Irgendwas. Herhangi bir şey anlamına gelecek, değil mi? Dolayısıyla hafta sonu ne yapıyorsun sorusu. Was machst du am Wochenende? Hiç fikrim yok. Keine Ahnung. Değil mi? Bakın o kadar çok şey diyebilirim ki Almanca'da. Ich weiß nicht diyebilirim. Keine Ahnung diyebilirim. Gibi 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 birçok başka yapılarda var. Zaten bunları diğer örneklerde de pekiştirmeye çalışacağız. Bu bilmiyorum demenin demek ki birçok yolu var Almanca'da. Demek ki keine Ahnung, ich weiß nicht aynı anlama geliyormuş. Hafta sonu ne yapıyorsun sorusu demek ki was machst du am Wochenende? Keine Ahnung, hiç bilmiyorum. Bir şeyler yaparım deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla bakın burada was neyden ne gelecek ön takı olarak? Irgend. Dolayısıyla irgend was, bir şey. Yani bir şey yapacağım ama henüz bilmiyorum gibi bir anlam çıkmış oluyor demek ki. Keine Ahnung, hiç fikrim yok, bilmiyorum. Irgendwas, bir şeyi yapıyorum. Ama şu an tam olarak belirlemiş olduğum bir şey yok anlamına gelmiş oluyor. Üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Üçüncü örnek ne diyor? Wem gehört das Buch? Evet, wem neydi arkadaşlar? Kime, değil mi demekti? Gehören de ait olmak. Kitap kime ait, değil mi? Wem gehört das Buch? Kitap kime ait? Ah, irgendwem. Yani burada diyor ki ne demiş? Wem'in önüne irgend gelmiş. Bakın buradaki ah bilmiyorum ki anlamına geliyor. Yani hiçbir fikrim yok. Ah irgendwem denildiğinde demek ki hiç bilmiyorum anlamı çıkmış oluyor. Demek ki ah, keine Ahnung, ich weiß nicht, fark ettiysek hep birbirine yakın anlamlar bunlar arkadaşlar. Demek ki ah yerine keine Ahnung de diyebilirdik. Ich weiß nicht diyebilirdik. Bakın bunların hepsi aynı anlama gelmiş oluyor. Demek ki ah irgendwem derken hiç fikrim yok. Birisine ait anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu gördüğümüz olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wer ist gekommen? Wer ist gekommen? Ich weiß nicht. Irgendwer. Ich weiß nicht. Irgendwer. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Keine Ahnung, irgendwas. Keine Ahnung, irgendwas. Wem gehört das Buch? Wem gehört das Buch? Ach, irgendwem. Ach, irgendwem. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wohin fahren die Leute? Evet, bu soru bize ne diyor arkadaşlar? Die Leute, insanlar. Wohin, nereye gidiyorlar, değil mi? Wohin fahren die Leute? Fahren tabi neydi, gitmekten ziyade? Tabi gitmek anlamına geliyor ancak kara taşıtları için geçerliydi, öyle değil mi? Wohin fahren die Leute? Cevaba bakıyoruz. Ich weiß auch nicht. Bakın burada auch. Ben de bilmiyorum, değil mi? Ich weiß auch nicht. Ben de bilmiyorum. Şimdi kilit kelimemiz ne? Wohin? Ne yapacağız arkadaşlar? Irgend'i başa getireceğiz ve herhangi bir yere diyeceğiz. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Ne olacak? Irgendwohin. Değil mi? Herhangi bir yere. İnsanlar nereye gidiyor? Wohin fahren die Leute? Ich weiß auch nicht. Ben de bilmiyorum. Herhangi bir yere. Irgendwohin demiş. Değil mi? Sonraki cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Wann möchte sie studieren? Studieren neydi? Yüksek öğrenim görmek, değil mi? Bu ne için geçerliydi? Üniversite, değil mi? Lisans eğitimi için geçerliydi. Peki wann möchte sie studieren sorusu ne demek istiyor? Ne zaman, değil mi? Ne zaman yüksek öğrenim görmek istiyor, değil mi? Ne zaman üniversitede öğrenim görmek istiyor sorusuna bakıyoruz. Keine Ahnung, bilmiyorum, değil mi? Keine Ahnung, bilmiyorum. Bakın wann ne olmuş?
Irgendwann, demek ki irgend takısı ne yapıyor? Başa geliyor ve irgendwann herhangi bir zamanda anlamına gelen irgendwann ile ne yapmış? Cevap vermiş, değil mi? Demek ki wann möchte sie studieren? O, değil mi? Bir kadından bahsediyor, değil mi? Ne zaman yüksek öğrenim görmek istiyor? Wann möchte sie studieren? Bilmiyorum. Keine Ahnung. Herhangi bir zamanda. Irgendwann. Evet, ve sonraki cümleye baktığımızda wen suchst du? Değil mi? Çok bariz bir cümle. Kimi arıyorsun, değil mi? Wen suchst du? Kimi arıyorsun? Kilit kelimemiz ne? Wen, kimi. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne olacak bu irgend ile birleştiğinde? Irgend wen olacak, değil mi? Herhangi birini anlamına. Bakalım cümlemiz ne diyor? Das möchte ich dir nicht sagen. Evet. Ne diyor cümle? Bunu, das möchte ich, bunu ben sana diye nicht sagen. Bunu sana söylemek istemiyorum. Değil mi? Das möchte ich dir nicht sagen. Irgendwen, herhangi birini, değil mi? Demek ki wen suchst du, kimi arıyorsun? Bunu sana söylemek istemiyorum. Das möchte ich dir nicht sagen. Değil mi? Irgendwen, herhangi birini. Evet, dilerseniz arkadaşlar bu yapıları, bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wohin fahren die Leute? Wohin fahren die Leute? Ich weiß auch nicht. Irgendwohin. Ich weiß auch nicht. Irgendwohin. Wann möchte sie studieren? Wann möchte sie studieren? Keine Ahnung. Irgendwann. Keine Ahnung. Irgendwann. Wen suchst du? Wen suchst du? Das möchte ich dir nicht sagen. Das möchte ich dir nicht sagen. Irgendwen. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wie fährst du morgen zur Arbeit? Yani yarın, değil mi, morgen zur Arbeit neydi arkadaşlar? İşe, değil mi? İş yerine. İş yerine yarın nasıl gidiyorsun, değil mi? Wie fährst du morgen zur Arbeit? Demek ki yarın işe nasıl gidiyorsun, değil mi? Cevabı bakalım arkadaşlar. Cevap da hayli ilginç. Ne diyor? Das ist eine gute Frage. Bu güzel bir soru, değil mi? Das ist eine gute Frage. Demek ki bu güzel bir soru. Evet. Bakın buradaki anahtar kelimemiz ne? Wie. Yani nasıl demek, değil mi? Irgendwie. Demek ki Türkçe'de birebir karşılığı şöyle denilebilir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde derken demek ki irgendwie denilebilir. Çünkü birebir Türkçe'ye çevirecek olursak biraz havada kalan bir anlam çıkacaktır, değil mi? Nasıl bir şekilde gibi böyle abuk bir anlam. Dolayısıyla birebir karşılığı bir şekilde. Yani nasıl olabilir? İşte trenle olabilir, metroyla olabilir, bir, otobüste, vapurla, herhangi bir şekilde. Demek ki irgendwie demekmiş. Buradaki anahtar kelimemiz neymiş? Wie. Ne yapıyoruz? Önüne irgend'i getiriyoruz ve irgendwie oluyor, değil mi? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, ve sonuncu örneğimize bakalım. Ne diyor? Wo soll gestern ein Unwetter gewesen sein? Evet. Wo soll, bakın sollen neydi arkadaşlar? Meli, malı anlamında, değil mi? Gestern, dün demek arkadaşlar. Unwetter, fırtına demek arkadaşlar. Demek ki Unwetter, fırtına demekmiş. Gewesen sein, bakın cümle ne diyor? Dün bir fırtına olmuş ama nerede olmuş? Bakın öyle bir anlam çıkmış oluyor. Bunu birebir Türkçe'ye çevirecek olursak, dün bir fırtına olmuş, nerede olmuş gibi bir anlam çıkıyor. Bakın demek ki buradaki sollen meli, malı anlamında, ancak burada kişi bu durumu bilmiyor. Hani fırtınanın koptuğunu bilmiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz burada? Sollen'i kullanmış oluyoruz. Burası çok önemli. Demek ki dün bir fırtına kopmuş. Nerede olmuş? Wo soll gestern ein Unwetter gewesen sein? Anlamına geliyor. Keine Ahnung. Hiç fikrim yok derken demek ki keine Ahnung demiş oluyoruz. Bakın anahtar kelime wo. Önüne ne geliyor arkadaşlar? Irgend geliyor. Herhangi bir yerde. Tabii bu cevap da pek hoş bir cevap değil, değil mi? Yani hiç umursamayan bir cevap şekli.
irgendwo demek ki herhangi bir yerde, yani hiçbir fikrim yok, herhangi bir yerde böyle bir şeyler olmuş cevabını görüyoruz. Tabii bu bir örnek. Bu kadar kayıtsız kalmayalım değil mi? Çevremize, doğaya özellikle. Dolayısıyla burayı toparlayacak olursak, wo soll gestern ein Unwetter gewesen sein? Değil mi? Dün bir fırtına kopmuş. Nerede olmuş? Keine Ahnung, bilmiyorum. Irgendwo, herhangi bir yerde. Dilerseniz arkadaşlar bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie fährst du morgen zur Arbeit? Wie fährst du morgen zur Arbeit? Das ist eine gute Frage. Irgendwie. Das ist eine gute Frage. Irgendwie. Wo soll gestern ein Unwetter gewesen sein? Wo soll gestern ein Unwetter gewesen sein? Keine Ahnung, irgendwo. Keine Ahnung, irgendwo. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adverbien mit dem Präfix irgend konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.